Kitap Konu Kahve'den herkese merhaba. Bugün konuğum, oyuncu, yönetmen, senarist, yazar, hekim Ercan Kesal. Hoş geldiniz Ercan Bey. Hoş bulduk Yeşim. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi saymakla bitmedi çalıştığınız, ürettiğiniz alanlar. Biz bugün ağırlıklı olarak tabii ki yazarlık kısmıyla ilgileneceğiz ve yazar yönünüzle ilgili konuşacağız. Ama bunu sormadan da geçmek istemiyorum. Siz bunların hangisine daha çok kendinizi yakın hissediyorsunuz? Edebiyat, yani yazarlık bile sayılmaz. Aslında okur olmak da çok ilgilendiriyor ve kendimi iyi bir okur olmakla önce ifade ediyorum. Ayırt etmiyorum zaten okur ve yazar olmayı. Çok okuyan bir süre sonra yazıyor çünkü. Ama benim kendimi en iyi hissettiğim mevzi alan edebiyat. Ben şimdi 2013 yılında Peri Gazozlu'yla iletişim yayınlarından Peri Gazozlu çıkıyor ve onunla birlikte bir kitap serüveniniz başlıyor ama tabii ki öncesine dayanan bir yazarlık serüveniniz var. Birkaç oradan not ekleyip sözü size bırakacağım. Aslında tıp fakültesinde başlıyorsunuz yazmaya, doğru mu? O dönemde bir yazarlık ve hani daha doğrusu yazılarınızın bir yerlerde yayınlanma süreci o dönemlerde başlıyor. İşte Dönem Dergisi, sonrasında Son Reçete gibi farklı Şizofrengi gibi farklı dergilerde yazılarınız çıkıyor. Ondan sonra düzenli olarak Radikal ve Bir Günde yazmaya başlıyorsunuz. Ben bunları derleyip toplayıp aktardım. Yazarlık serüveniniz böylece başlıyor ama size göre o yazarlık serüveniniz nasıl başladı, önü arkası nasıldı, belki hiç yazmadan da başlayan bir süreçti. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere önce okumayı keşfediyorsunuz. Okumak size hayal kurmayı, gerçekten ama yani farkında olarak hayal kurmayı öğretiyor. Bu dünyanın dışında da kendi icat edeceğiniz başka dünyaların mümkün olabileceğini gösteriyor. Önce okuyarak bunu fark ediyorsunuz, sonra da yazarak. Okuyarak nasıl fark ediyorsunuz? Anadolu'nun ortasında böyle bir küçük bozkır kasabasında doğmuşsanız, böyle çiftçi ailenin çocuğu olarak Paris'i ya da Notre Dame Kilisesi'ni görme şansınız epeyce uzaklarda bir yerdedir. Ama bu Avanos Halk Kütüphanesi'ndeki Notre Dame'ın kamburunu okuyarak mümkündür. Yani ben herhalde 1969'da Paris'teki Notre Dame Kilisesi'ni gezebiliyordum, görebiliyordum orayı. Ya da Robinson Crusoe gibi siz de kendinizi ıssız bir adaya düşmüş gibi hayal edebilirsiniz. Orada yalnız başınıza yeniden bir dünyayı kurmayı becerebilirsiniz. Bunu okumak vahşetti bana. Sonra kendimi orada var et. O hayal dünyasında başka bir gerçekliğin içerisinde çok mutlu günler geçirdim. Hep söylerim ya, oraya cennete düşmüş gibi hissederim kendimi diye kütüphaneye ilk gittiğimde. Kendi odamda da, çalışma odamda da en rahat ettiğim, en iyi hissettiğim yer burasıdır, bu kitapların arası, onların bana söyledikleri, oradaki hayat. Dışarıdaki dünya, dışarıdaki hayat hepimiz kabul edebiliriz mi bilmiyorum ama galiba tahammül edilmez ve can sıkışık bir dünya. Giderek yaşanmaz hale getirdiğimiz bir yeryüzünün ortasındayız ve hakikaten soğuk, karanlık ve gri, bugüne de çok uygun İstanbul'un havasına, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kitaplar sizi bu dünyadan geçici olarak alıyor, iyileştiriyor. Sonra istiyorsanız geri gönderiyor sizi. Yazmak da okumak gibi bir eylem. Çünkü bir süre sonra kendi üslubunuzu arıyorsunuz. İçinizde birikenleri, Samet Ağolu tortu diyor bunu. İçinizdeki tortuları atmak istiyorsunuz. Yeni tortuları biriktirseniz de eskilerden kurtulmak için yapıyorsunuz. Yazmak iyi geliyor. Belki birazdan hangi bölümü okuyacağımı sorduğun için denk geldi. Cin Aynası'nın girişindeki "Niçin yazıyorum?"dan bir yer okumayı düşünüyorum ben. Belki okuyarak da bu sorunun cevabını tamamlamış olurum birazdan. Geri gelmişken alıntıya geçelim o halde. Ben Peri Gazozu'ndan sonra geçmeyi düşünüyordum. Yani Buradan okuyabilirim, değil mi? tabii. Tamam. Niye yazıyorum sorusunun ya da edebiyatla nasıl bir ilişki kurdum sorusunun da sanki bir cevabı Çok güzel, çok bu. Niye yazıyorum? Kimsenin birbirine acımadığı, birinin ötekine yardım etmeyi aklından dahi geçirmediği soğuk ve umutsuz bir dünyada yaşıyoruz. Yalnızlıktan korktuğumuz ama sürekli yalnız kalmaya çalıştığımız, yalnızlığımızın yetmediği ve bitmediği bir çağdayız. Ama kendinizi ve birbirimizi tanımaya gayret etmekten başka çıkar yolumuz da yok. Galeano'dan ilham alırsam, birlikte kurtulmayı ve yeniden buluşabilmeyi ümit ettiğim için yazıyorum. Kederlerimi, iç sıkıntılarımı ve başkalarının da fark ettiğim acıları anlatmak için yazıyorum. Kendime acı vereni açıklamak, içimde büyüyen sevinci ve coşkuyu da hemen paylaşmak için yazıyorum.
Sokaktan duyduğum cümleleri cesaret ve kehanetle bezeyip yeniden asıl sahiplerine gönderdiğimde onlardan gelecek işaretin merakıyla yazıyor. Yazdıklarımın kaynağı nedir? Bütün yazdıklarımın kaynağı deneyimlerimden başkası değildir. Asıl soru bunlarla nasıl bir ilişki kurduğum. Eğilip her seferinde baktığım uçurum içimdeki derin karanlıktan başka bir şey değil. Bu yüzden ne yaparsam yapayım, her şey belleğimde yer etmiş karma karışık bir malzemenin yeniden düzenlenip üretilmiş bir tezahürüdür. Yaşadıklarım, gördüklerim, duyduklarım ve okuduklarımdan bende kalanları yeniden icat ederek yazıyorum. Çok güzel. Ben bu alıntıyı, bu son kısmını, bütün yazdıklarımın kaynağından başlayan kısmını zaten web sitenizin girişinde görmüştüm bir de. Çok hoşuma gitmişti. Ve şunu düşünmüştüm ben kendim o notu alırken. Yaşadıklarımız, deneyimlerimiz, dokunduklarımız, gördüklerimiz ama şöyle de bir şey oluyordur. Size de oluyor mu bilmiyorum ama her dönem bunları farklı değerlendiririz ya. Çünkü yaşam ilerler, süreç ilerler, zaman ilerler ve başka yaşantılar, başka deneyimler eklendikçe de renkleri, tatları, hissettirdikleri de değişebilir. Tam da o nedenle geriye dönüp baktığınızda bunu böyle yazmazdım aslında. Böyle düşünmüyorum şimdi. Bunu böyle anlatmazdım dediğinizde oluyor mu? Evet, oluyor. Öncelikle teknik açıdan oluyor. Çünkü cümlelerle, kelimelerle derdiniz bitmiyor yazdıktan sonra. Tekrar yazdığınız metni okuduğunuzda işte o virgülün yerini değiştirmek, oraya ünlem değil de nokta koymalıydım. Hmm. Ya da bunu daha devrik bir cümle gibi ifade etmeliydim. Hay Allah, bu sondaki şeyde hiç iyi olmamış gibi şeyler çok olduğu için bir süre sonra okumaktan vazgeçersiniz. Mutsuz eder çünkü sizi bu. O yüzden yazıp basılmış şeyler bence artık sizden çıkıp gitmiş şeylerdir. Geriye dönmek, onları tekrar okumak pek hayır sağlamaz size. Ama metni değiştirmek, metindeki temayı değiştirmekle ilgili hiç öyle bir şey olmadı, istek olmadı. Sanki o ana ait, o günün samimiyetli bir tezahürü. O yüzden öyle olması lazım diye düşünür geçerim doğrusu. Peki ben buradan ilk kitabınıza geçeyim, Peri Gazozuna geçeyim. 2013 yılında iletişim yayınlarından çıkıyor. Radikal'de yazdığınız yazılar, hikayeler derlenip toplanıp kitap haline geliyor. Kitabın adını da eşiniz veriyor ve girişinde de babam gazozcu Mevlüt'ün aziz hatırasına diye yazmışız. Çok hoş. Zaten babanızla ilgili hatıralar, anılar, hikayeler çok fazla var. Oradaki hikayeleri okurken hep şöyle bir duyguya kapılmıştım. Yani sanki Ercan Kesal oturmuş bir anı hatıra sandığının başına, içinde anı, çeşitli nesneler olan, fotoğraflar olan bir fotoğraf seçiyor, bir nesne seçiyor ve onun anısını, hatırasını anlatmaya başlıyor. Ve aslında okumuyoruz da seyrediyoruz gibi. Hani siz de dersiniz ya işte seyretmesini isterim okurum daha çok. Gerçekten okumuyoruz da bir şeyi izliyoruz ve seyrediyoruz. Ve sanki bu böyle çok kişisel hikayelerinizmiş gibi duran bütün bu hikayeler, yazılar bütünlüklü olarak düşündüğümüzde de bir döneme ışık tutuyor. Bir işte sizin kişisel hafızanızla toplumsal hafızanın kesiştiği de bir şeye dönüşüyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu kişisel hafızanız, hikayelerinizle toplumsal hafıza ilişkisini? Doğru. İç içe birbirinin aynı. Bazen kendi tarihimiz diye anlattığımız, anlatmaya kalkıştığımız şey hakikaten ülkemizin tarihinden başkası değil. Ya da ülkenin tarihi bu dediğimiz şey bizim şahsi tarihimizin içinde o kadar kıymetli bir yerde, o kadar değiştirici, dönüştürücü, belirleyici bir yerde durur ki karıştırırız biz bazen. Bu bizim tarihimiz mi, ülkemizin tarihi mi diye. O yüzden çok ayırt edemiyorum ben. Çok da haklısın. Bunu keşfettikten sonra özellikle hikayeler bazında şu an aklıma gelmiyor ama Zamanın İzinde isimli kitapla hemhal olurken, onunla uğraşırken, fotoğraf okumaları yaparken özellikle tespit ettiğim bir şeydi bu. Mesela ben 59 doğumluyum. 1910 ile 2010 arası 100 yıllık bir, biraz Osmanlı'nın son dönemi, biraz yeni cumhuriyet ve bugüne ait, bugüne gelinceye kadar binlerce fotoğrafın arasında yaklaşık işte 100 küsür fotoğrafa hikaye yazmam istenmişti. Ayrıntı Yayınları'nın 100. kitabı olarak, 1000. kitabı olarak. Kitaba başladığımda editör tarihler arasında eşit bir dağılımı tercih edeceğini söyledi. Aslında 1959 doğumlu birisinin daha çok 70'li 80'li yıllara ait hikayelerden söz etmesi beklenir. Onlara daha rahat yazabileceğini düşünürsünüz. Ben de öyle düşünmüştüm. Fakat garip bir şekilde ben 1920'li 30'lu yıllarda
fotoğraflarına daha sağlam, daha etkileyici, daha güçlü hikayeler buldum. Kendimi daha iyi tarif ettim, daha iyi anlatabildiğimi fark ettim. Bu çok enteresan geldi. Sonra anladım ki aslında şahsi tarihim zannettiğim şey hakikaten ülkemin tarihinden başkası değil. 1920'li 30'lu yıllarda yaşanan bir hikayede aslında hiç bana yabancı değil, uzak değil. Ben onun bir benzerini bir başka biçimde hala yaşamaya devam ediyorum. Mesela bu ortak metaforu dediğiniz şeyi birleştiren, bunları bir araya getiren şeyi, illiyeti, liyazonu bulup çıkartmak. Galiba benim biraz da tıp biliminin, psikoloji ve antropoloji okumalarının bana verdiği bir kolaylık. Galiba onu iyi ayırt edip çıkartabiliyorum ortaya. Hikayeyi onların üzerine kuruyorum, doğrusu. Zaten hemen sonraki Evvel Zaman kitabının sunuş kısmında da şöyle bir cümle gördüm. Aslında orada ne kadar güzel özetlemiştiniz. Gündelik hayatın küçücük bir detayı tüm toplumu anlatmaya yeter çoğu zaman. Çok güzel bir özet niteliğinde olmuş bu konuştuğumuz kısmadan. Sizin bir söyleşide şöyle bir cümleniz olmuş. Filmi başlatıyorum yazıyla birlikte, sonra da filmi bitiriyorum. Böylece aslında yazmıyorum da bir şey çekip izletiriyorum gibi. Bu demin bahsettiğim aslında biz o okumuyoruz da seyrediyoruz kısmı sizin bu görmeye, bakmaya olan merakınız mı? İçinde sinemayı da alan belki bir yerden bakarak. Onunla ilgili bir şey mi bu yazma stilinizin kaynağı, beslendiği yer neresi? Bir yönetmenlerden, iyi yönetmenlerden ama şimdi unuttum ismini, onun bir cümlesidir. Aslında biz filmi çekeriz kafamızda, bitiririz. Sonra sizin için, seyirciler seyretsin diye sete çıkarız. Hı hı. Yani bizim setteki yoğunluğumuz ya da yorgunluğumuz biraz kafamızda çoktan çekip bitirdiğimiz filmi sizlerle paylaşmak içindir. Normalde biz zaten onu çekip bitirmişizdir yazarken. Özellikle senaryo sürecinde. Bu çok başıma gelir. Sete hazırlıklı çıkmaktan, setin ön hazırlığından falan çokça söz edilir ama bu daha çok oradaki pratik işleyişle ilgilidir. Yoksa anlatacağınız şey çoktan kafanızda çekilip bitirilmiştir. Yazarken de benzer bir yolculuk sürdürüyorum ben. Kafamda kalemi, daha doğrusu kalemi biraz kamera gibi kullanıyorum. Oradaki tespit ettiğim şey şu. Yazara bahşedilen bir şey, ayrıcalık var, bir iktidar var. Bütün ilişkilerde vardır ya benzer iktidarlar. Siz onu kullanmaya kalkışırsanız aslında o size vaat edilir, orada durur. Bir akademik camiada bir kürsü başkanının iktidarı, bir fabrikada patronun iktidarı, okulda öğretmenin iktidarı, işte evde kadının ya da kocasının iktidarı, neyse artık. Bu iktidardan vazgeçmekle ilgili bir tercihten söz ediyorum. Edebiyatta da okurla yazar arasında yazara bahşedilmiş, bağışlanmış bir iktidar var. Çünkü benzersiz bir şey yapıyor, becerikli bir şey yapıyor ve diğerlerinde olmayan bir yeteneğini kullanıyor. Eğer buna razı olup bu iktidara temayül ederseniz, onu sever ve vazgeçmezseniz zaten okurla aranızda bir mesafeyi de başlatmış oluyorsunuz. Ben onu baştan reddeden bir adam. Ben sanki okurumla birlikte benim de bilmediğim bir alemde el ele tutuşup onunla oraları geziyormuşum gibi hissediyorum ve öyle yazıyorum. Sanki dışarıdan birisi gibi kendimi izliyorum. Bu oyunculukta da benzer içimde başıma gelen bir şey. Yıllar sonra bir yazıda rastladım. Kabuki tiyatrosunda, Japonların geleneksel tiyatrosunda ki oyunculuk stilinden söz ederken iyi oyuncuyu şöyle tarif ediyor onlar. İyi oyuncu salonun en ön sırasında kendisini seyredebilen, sahnedeki kendisini seyredebilen oyuncudur oynadığı sürece. Bu tuhaf bir şey. Kamera önü oyunculukta da kendinizi dışarıdan, kamerayı unutarak bir seyirci gibi seyretmeye başladığınızda aslında rol yapmaktan vazgeçip kendiniz olmaya başlıyorsunuz. Edebiyattaki yazarlık serüveninde böyle. Ben bir edebiyatçı gibi değil, oradaki hikayenin şahitlerinden biri gibi yazıyorum. Peki buradan Nasipse Adayız kitabına geçeceğim. İşte filmi de olduğu için bu kitap üzerine o kadar uzun konuşmak istiyorum ki aslında. Yani filmi ayrı bir tat verdi, kitabı ayrı bir tat verdi. Kitabı bir de sonradan bu söyleşi vesilesiyle bir hatırlamak amacıyla bir de dinledim. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sesinden dinledim. O da ayrı bir tat katmış gerçekten seslendirmesi de. Kitap 2015'te İletişim Yayınları'yla çıkıyor ve sizin 2004 yılında CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı adaylık adayı sürecinizi
anlatıyorsunuz ama o kadar samimi bir Kitapta da uyarıp duruyorum muhataplarımı. Hata yapıyorum. Bak şimdi seni de uyardım. bir hesaplaşma da olduğu çok hissediliyor ve o hesaplaşmada da kendinizi de affetmiyorsunuz çok. Kendinize de bir hesaplaşma ortaya koyma gibi bir şey hissediyorum ben. O trajikomik anlar, o çekilmez anlar. Ama işte okurken de, izlerken de, dinlerken de ısrarla vazgeçmediğim şöyle bir duygu vardı. Ya bütün bunlara nasıl katlanmış? Yani önce onu sormuş olayım. Aradan bu kadar zaman geçti. Rahat sorayım artık. Tam da aslında o sorunun cevabı için belki de yazdım ve çektim. Çünkü sadece benim başıma gelmediğini düşündüğüm, benzer iktidar alışverişinin yaşandığı benzer alanlarda, farklı mesleklerde, farklı kişilerde falan da ortaya çıkabileceğini bildiğim için evrensel bir mevzu olarak aslında onu gündemime aldım ve yazdım ve çektim. 2015 yılından önce, yani bir novella olmasından önce bir tretmandı o. Yani bir çeşit senaryo hazırlıktı. Fakat bizde biraz böyle tretmanlar, sinopsisler daha cimri yazılır. Yani biraz daha, nasıl söyleyeyim, bir çeşit tekst gibi kuru, soğuk, nötr bir metin olmasına dikkat edilir sinemada. Özellikle benzetmelere, bir takım tuhaf söz sanatlarına falan ihtiyaç yoktur. Fakat bende de böyle iştahlı bir yazma hali vardı. Tretman sanki bana bir an önce buradan başka bir şeyi çıkartmalısın der gibiydi. Ben vazgeçtim ondan ve onu bir novellaya dönüştürdüm. 2015 yılında yayınlandı. Uzunca bir süre kaldı elimin altında. Sonra senaryo diye başlayıp novellaya dönüştürdüğüm metni tekrar yeniden senaryolaştırdım. Ve sete çıkmaya çok fazla bir zaman kalmamıştı. Onu da tek gecelik bir senaryoya dönüştürdüm tekrar yeniden. Bu yüzden epeyce metinle şey yaptım, böyle bir uğraştım diyeyim, böyle içini dışına çıkarttım. Bir de bildiğim sular, hep söylüyorum onu. O ahaliyi tanıyorum. Orada epey 25 yıl hekimlik yaptım. Ok meydanında, o sokaklarda 25 yıl dolaştım. Oradaki insanların düğünlerine, cenazelerine, mevlütlerine, cem törenlerine, başka aklınıza gelebilecek birçok etkinliklerine, buluşmalarına katıldım, şahit oldum. Hastalarımdı onlar, aynı zamanda hekimdim. Komşularımdı, esnaf arkadaşlarımdı vesaire. Onlarla birlikte bu tuhaf iktidar alışverişini, erk ilişkisini deneyimledim. 2002'ydi bu sözünü ettiğiniz çalışmaların ağırlıklı olduğu yıl. 2001, 2002, 2003 doğru. 2010, 2004'de hazırlanıyorduk işin doğrusu. Aradan 15'te değil, daha fazla. İşte 17-18 yıl sonra gittim. Gerçek mekanlarında çoğu gerçek kahramanlarla, ki başta Doktor Kemal Güner olarak, ben oyuncusu olarak, kendi hastanemde, kendi semtimin sokaklarında, oradaki düğün salonunda falan yaşanan hikayenin replikasını tekrar yeniden filmleştirdik. Nasıl? Bu yüzden bir politik hiciv olmaktan öte, dediğin gibi tam olarak bir insanın kendinde nasıl utandığının filmidir. Kendine nasıl öfkelendiğini, kendine nasıl yakıştıramadığını anlattığı bir filmdir. Bir taraftan da şey duygusundan da kurtulamıyoruz. Her sahnede siyaset böyle bir şey ya falan demekten de kendimizi alamıyoruz. Evet, yerine başka bir şey koyamıyoruz ne yazık ki. Keşke olabilse, keşke daha farklı yaşam modeli, bir yönetim modeli koyabilsek ortaya da. İyi değil. Erkekler dünyasının sadece iktidar alışverişi üzerinden kurdukları ve hiçbir şey olmayan, bir liyakat aranmayan, sadece orada işte bir takım adamlarla birlikte olmak, bir çeşit tuhaf bir şey oluşturmak, güç birliği oluşturmaktan öte hiçbir işe yaramayan bir oyun. Şunu bir rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbirisinin birinden zerre farkı yok. Ne yazık ki. Hepsi aynı oyunun değişik figürasyonları. Ya tam da bunu soracaktım. Hani demin şey dedi ki ya işte bir siyasetçi samimiyetsizliği hissediliyor o hizmet adı altında yapılan şeylerden. Hani bunu çok güzel göstermişsiniz izleyiciye de. O yüzden soracaktım. Bilerek siz de zaten altını çizmemişsiniz herhangi bir ismin bir şeyin ama ya o siyasetçi samimiyetsizliği zaten seçmene de sirayet ediyordur herhalde diye düşünüyorum. Öyle bir şey ve bütün hiçbirinin birbirinden farkı olmadan hepsinde de hissedilebilir bir şey. Çünkü zaten
politikacıyla vatandaş arasında adı konulmamış zımni bir şey var, konsensus var. Yani karşılıklı kötü bir alışverişin tarafları haline getirilmişler. Vatandaş diyor ki benim kaçak katıma sen olur verir misin? O da tamam diyor, ben senin işte öyle yaparsan şöyle yaparız. İşte sen şunu bana verirsen ben de sana şunu veririm ilişkisi. Zaten bu şehri içinden çıkılmaz hale getiren sebeplerin başında geliyor. İstanbul'u niye yaşanmaz bir kente dönüştürdük? Kenti yönetenlerin mi sadece suçu? Kenti yönetenlerle bu kentte yaşayanların arasındaki bu kötü ilişkiden doğduğu açık. İç göçle gelen, sürekli göç alan bir şehir. Kötü kentleşme. Bu kentte çok fazla sayıda oldukları için yerel yönetimde de hak sahibi olduklarını düşünen, akrabacılık, kayırmacılık, hemşehricilik üzerine kurulu bir yerel yönetim. Akıbetimiz bu. Sonra şehirden nasıl kaçarız diye düşünmeye başlıyoruz. Siz de bu arada şehirden kaçanlardansınız. Urla'da yaşıyorsunuz. Ne yazık ki tam olarak kaçılamıyormuş. Onu 2-3 yıl sonra test ettik. Çünkü bizim yaptığımız iş, yapmaya devam ettiğimiz iş sadece bir mesaili, bir meslek olmanın ötesinde aynı zamanda yapmaktan mutlu olduğumuz, keyif aldığımız, kendimizi iyi hissettiğimiz işler, oyunculuk, yazmak, kameranın önünde ve arkasında olmak, senaryolar, hayat. Tabii ki Urla, Foça ya da herhangi bir Ege kasabası kuşkusuz insanın kendisini rahat ve iyi hissettiği yerlerdir ama üretmek her zaman çok rahat ve sakin koşullarda mümkün olmuyor. Ben bütün kitaplarımı, bütün yazdıklarımı, senaryolarımı işte bu odanın içerisinde biraz da iki taşın bir mıhın arasında lafı vardır. Sıkışarak, koşturarak, uğraşarak, biraz böyle hayatın içinden çalarak zamanı yazdım. Bana çok iyi gelmedi, onu da itiraf edeyim burada. Yani üretmek anlamında iyi gelmedi. Onun dışında tabii ki çok aldığınız oksijen, trafiksiz bir dünya, yeşilin ortasında bir hayat. Kuşkusuz tercih edilir ama sanki yazmak için biraz daha zorlu mekanlar, zorlu bir şehir istiyor. İstanbul ne yazık ki buna uygun bir yer. İstanbulsuz olmuyor. Bunu bir itiraf gibi kabul edebilirsiniz. Evet. Şimdi filmle ilgili şunu soracaktım. Dünya premieri de Rotterdam Film Festivali'nde yapılmıştı bu arada. Onu da söyleyeyim, birçok ödülle döndü birçok festivalden. Nürnberg Festivali'nde bir söyleşi yapıyorsunuz T24'te ve orada verdiğiniz röportajda şöyle bir cümleniz var. Ben daha önce hesaplaşmayı bitirmiştim diye düşünüyordum. Meğer 20 yıl ertelemişim. Hesaplaşmayı 20 yıl sonra yaptım diyorsunuz. Çünkü bunu da şeyden dolayı söylüyorsunuz. Bu filmden sonra size adaylık teklifiyle bir araba geliyor herhalde. Bir görüşme gerçekleşiyor. O hesaplaşma üzerine biraz daha konuşabilir miyiz? Ne tür bir hesaplaşmaydı? Nasıl kapandı o hesaplaşma? Ben bunu yaşadıktan sonra tabii ki kurmaca ama otobiyografik şeyleri fazlasıyla olan bir kurmaca. Nasipse adayız. Romanı yazıp filmini çektikten sonra kurgu aşamasındaydı galiba. Kurgu da bitmiş de olabilir. Biz böyle belki festivallere gönderdiğimiz bir süreçti. İstanbul'da da Türkiye'de de yerel seçimlerin arifesindeydik. Ve evet, çok ciddi biçimde bana Beyoğlu Belediye Başkanı adaydı önerildi. Ben de tabii düşünmediğimi söyledim. Gayet makul bir şekilde oradan ayrıldık. Ama kendi kendime daha sonra şunu söyledim. Yani meğer ben sadece film çekerek ya da kitabını yazarak hesaplaştığımı zannettiğim şeyle ancak 20 yıl sonra, 20 yıl önce belki bana sunulsaydı koşarak gideceğim bir teklifi şimdi kitabımdan ve filmimden vazgeçmeden reddedebilmeyi eğer becerebiliyorsam, becerebilmişsem asıl hesaplaşma 20 yıl sonrayı bekliyormuş meğer. Meğer ben şu anda gerçekten bu iktidar denilen meseleden daha yeni sıyrılabilmişim. Artık onu reddedebiliyorum. Filmimin ve kitabımın kıymetinin yerine onu koymuyorum. Aday olsaydım herhalde nasıl adayız siz seyredemiyor olabilirdiniz. Çünkü böyle bir kendisiyle tenakuz eden, kendisiyle çelişen bir durumda olmak istemezdim herhalde. Adaylık meselesini ciddiye almış olsaydım. O yüzden iyi duygularla ayrıldım ben bu adaylık meselesine girmeyerek. Şimdi aslında kitabınızdan bahsedeceğim. 2017 yine iletişim yayınlarında. Burada çeşitli yerlerde yayınlanmış söyleşilerinizin toplandığı bir kitap ve aslında bu söyleşilerin toplu bir şekilde kitaplaştırılması şundan çok önemli. Ben okurken şöyle bir şey hissettim. Ercan Kesal'la hem işte sanat, hayat, sinema, edebiyat alanında çeşitli farklı alanlarda uzun uzun sohbet ediyoruz. Öyle bir havası da olduğu için çok değerli bir çalışma olmuş. Aslında diye başlayan
bir sürü güzel cümleleriniz var. Ben bir iki tanesini alıntılayıp onun üzerine konuşalım istedim. Bir de çok güzel fotoğraflar var. Aslında fotoğrafları da bu arada diğer kitaplarınızda da kullanıyorsunuz. Anlatı olduğu için belki bol bol fotoğraflar da ekliyorsunuz. Şimdi aslındadan şöyle bir alıntı yapayım. 26 Temmuz 2013'te Biyanet'ten Meral Candan'la yaptığınız bir söyleşi. Hayat aslında kalabalıkmış gibi görünüyor ama çok izole yaşıyoruz ve yalnızız diyorsunuz. Uzunca bir kasaba, kent hayatı, köy hayatı gibi konuşmalardan sonra böyle bir cümle kuruyorsunuz. Ben de kalabalıklaştıkça yalnızlaştığımızı düşünenlerdenim ama öbür taraftan da şöyle bir entelektüellerin dünyasının da başka türlü bir yalnızlık taşıdığını düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama kalabalıklaştıkça, farklı farklı alanlarda işler yaptıkça, çok etrafınız kalabalıklaştıkça sanki daha bir yalnızlaşıyorsunuz. Ne dersiniz, öyle mi? Ya da kişisel olarak siz öyle mi düşünürsünüz? Bir kere şunu söyleyeyim. Bana bile bunu söylerken, kitaptan bahsederken 3 kez aslında dedin. Bu bizim gündelik hayatta çok sık başvurduğumuz da bir kelime. Yurt dışına gidenlerin İngilizcesini ilk aradıkları kelimelerden biri buymuş. Çünkü İngilizce aslında nasıl diyeceğiz yani şimdi filan böyle bir şey oluyormuş. Onu bir arkadaşım söylemişti. Bizde var bu yaygın. Biz biraz ima ile konuşan şarklı bir toplumuz. Bence bir Avrupalı çok sık başvurmuyor bu yola. Çünkü zaten ne söyleyecekse söylüyor. Aslında diye bir düzeltmeye, yeniden onu açılmamaya ihtiyaç duymuyordur diye düşünüyorum. Hakikaten Doğu toplumları, Şark toplumlarında bir ima etmek var. Bir şey bir şeyle anlatmaya çalışmak. Kendi gerçek tarifini ancak öylelikle oluşturabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu tuhaf edebiyattaki metafora da çok benziyor. Yani vardır ya manavlarda filan salatalığın üzerine kıyarımız badem yazar mesela. Tamam mı? Yani niye bir sebzeyi bir başka meyveyle tarif etmeye çalışırsın? Ya da karpuzumuz kurabiye der mesela. Yani bir, size bir şey söylemeye çalışır aslında yaptığı şey. Bir başkasıyla, bir başka şeyle onu daha iyi tarif etmek. Aslında kitabın mimarı Doğuş Sarkkaya'dır. Doğuş o günlerde Bir Gün editörüydü. Çok da sevdiğim bir çocuktur Doğuş, şimdi yurt dışında. Doğuş'tan ben istedim bunu yapmasını. O kadar çok konuştum, o kadar çok söyleşim ortalıkta dolaşıyordu ki. Bir süre sonra şunu yapıyorsunuz ister istemez. Birbirine benzer sorular soruluyor. Ve her tabii ki aynı soruya aynı cevap vermek de işime gelmediği için ben aynı sorulara farklı cevap vermeyi öğrendim bir süre sonra. Doğuşunda ilk bana abi nasıl beceriyorsun bunu dediği buydu. Çünkü birbirini çok tekrar eden metin vardı ve biz o yüzlerce şeyin arasından Doğuş'un gayretiyle hakikaten çok böyle iyi bir seçmece yaptık, iyi bir temizlik yaptık diye düşünüyorum. Kalıcı olsun istedim bir şeyler, uçup gitmesin söylediğim şeyler. Ben bile bazen bazı kaynaklarım, bazı yazılarımda dönüp okuduğum da bir kaynak kitaptır aslında. Dönüp o konuda ne söylediğime baktığımda o günün şeyiyle, hafızasıyla ya da coşkusuyla bugün bile keyifle okuduğum bazı cümleler kurmuşum. Onları tekrar kullanıyorum, onlara tekrar başvuruyorum doğrusu. Yalnızlık meselesi bu çağın hastalığı bu. Bu başka yapacak bir şey yok. Yalnızlaşıyoruz. Atomize ediliyoruz. Sıradanlaştırılıyoruz. Mikro bir dünyaya doğru gidiyor sanki böyle. Herkes çok yalnızlaşacak, içine dönecek gibi bir geleceğe dair kehanetim var. Benim oğlum 2006 doğumlu. Arkadaşlarıyla falan geliyor bazen eve. Ben de özellikle gelmesini de istiyorum. Arkadaşlarını eve getirmesini istiyorum. Onları tanımak falan da istiyorum. Yani ben birlikte vakit geçirdikleri anlara baktığım zaman içim acıyor. Yan yana oturuyor 3 tane çocuk ve hepsinin elinde cep telefonu var. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Birbirleriyle iletişim kurmayı bilmiyorlar belki de. Bu yalnızlık değil de nedir Allah aşkına? Çocuklarda zaten çoktan başlamış bir şey. Benim bu konuda örnek verdiğim şey kabaca köy, kasaba ve kent oluyordu. Köylünün zaten dünyayla ilişkisi başka türlüdür. Kasabalı çok fazlasıyla birbirini takip eder, birbirinin her anını kontrol eder, birbirinden hep haberdardır kasabalı. Kentte ise üst katta oturanı bir süre sonra çarpmayız bile, adını bile merak etmeyiz. O 10 yıldır, 20 yıldır oturduğunuz yerdeki komşunuzun adını merak etmezsiniz. Öyle bir ihtiyacınız da olur. Çok özür dilerim. Ya zor da kurmak. Mesela asansörde, merdivenlerde karşılaştığımızda bir güler de merhaba deyince karşıdaki de bitiriyor. Ne oluyor? Tabii ev telefonlarını artık internet için falan kullanıyoruz galiba. Bir uzun yıllar sonra ev telefonum çalmıştı. Çok şaşırmıştım. Evin telefonu niye çalıyor diye. Bu tuhaf gelmişti. İşte böyle bir tuhaf
bir yere doğru gidiyoruz işte, bakalım. Evvel zamandan biraz da konuşalım. Bu kitap şu anlamda çok değerli. Yani nasıl olduysa, nasıl böyle bir şeye karar verdiyseniz, 3 maymun döneminde yazdığınız notlardan herhalde esinlenip karar vermişsiniz. Ne kadar muhteşem bir şeye karar vermişsiniz ki, Bir Zamanlar Anadolu filminin senaryo fikrinin oluşmasından o çekim sürecine ve bitişine kadar her günü, saati, her anıyı, her şeyi yazıp kaydedip sonra da bunu kitaplaştırmak çok kıymetli bir şey olmuş. Siz aslında bunun şey eksikliğini de hissettiğiniz için galiba yazma gayretine giriştiniz. Bir Zamanlar Anadolu'yu çekerken işte bir doktorun, savcının güncesini arıyorsunuz sahaflarda, kitapçılarda ve aslında bulamıyorsunuz ve sizin sözünüz şey diyorsunuz, hani bu üretenler, bu yaratıcılar neden bu kadar ketumlar, neden kendilerine saklıyorlar, halbuki işte paylaşsalar mesela, ihtiyaç duyuyorsunuz ama bulamıyorsunuz onların güncesini. İyi ki yapmışım böyle bir şey dediğin gibi, ama galiba o günlerde doktora öğrencisi olmam, antropoloji doktora öğrencisi olmam bence biraz bunu kışkırttı, hatırlattı bana. Keşke daha çok yazabilsek, her birçok şeyi kayıt altına alabilsek. Yine biraz önce söylediğim gibi biraz coğrafyayla, şarkla, doğuyla da ilgili bir mesele belki. Karnından konuşan bir coğrafyayız, imalarla konuşan bir coğrafyayız. Bir de kaydetmeyen, yazmayan bir coğrafyayız. Sözlü bir coğrafyayız. Konuşuruz, konuştuklarımız da zaten uçar gider. Allah'tan yazmışım bunu. Şu da olabilir diye şimdi, yani bu film çekilmeyebilirdi. Senaryonun sonlarına doğru belki de yönetmen tatmin olmayıp yazdıklarımızdan bu filmi çekmeye kalkışmayabilirdi. Sete de çıkmayabilirdik. Hatta setin ortasında ya da sete başladığımız ilk zamanlarda da bırakıp dönebilirdik. Pek olmaz böyle şeyler ama sonuçta o haliyle bile kalmış olsaydı evvel zaman, yine de bir mevzuyu, bir yolculuğu anlattığı için zaten kıymetinden bir şey kaybetmezdi. Anlatmak istediğim o. Zaten evvel zamanı okuduğun için bilirsin, bir yerinde Nuri Bilge aradı, sevmiyor diyalogları, akış yok, işte hikayeye çok girememiş. Galiba bu iş buraya kadar diye bir yer vardır güncenin bir yerinde. Sonra bir ara vermiştim, sonra diyorum ki yine devam ediyoruz. Nuri Bilge aradı, yarın ofise gideceğim diye de devam etmişim. Mesela orada kalabilirdi Günce o haliyle. Ama devam etmişiz. Ne güzel. Sinema okullarında falan önerildiğini, okutulduğunu biliyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Evet. Evvel zaman aslında bir filmin nasıl meşakkatle yapıldığını, senaryo yazmanın ne tür badirelerden geçerek halledilebileceğini, setin nasıl zorlu bir yer olduğunu, yönetmenin dünyasının nasıl zor ve çok yalnız bir dünya olduğu anlatan iyi bir kitap oldu. Nasipse Günce diye de, Nasipse Adayız'ı da günceleştirdim. Yani onu da evvel zaman gibi, tam o kadar değilse de benzer biçimde günü gününe yazdım. O da bir dosya halinde bekliyor. Bir Zamanlar Anadolu'nun çekimlerine başlıyorsunuz. O çekimlerle ilgili de birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü hani o dönemin koşullarında çektiğiniz dönemde 25 yıl sonra görev yaptığınız yere gidiyorsunuz. O da orada da çok kıymetli konuşulacak şeyler var. Şu kısmı benim çok hoşuma gitti Günce'deki. Gara Gazi'yi oynayan, yani aslında sizin daha önce çalıştığınız ve aşı kampanyalarına giderken şoförlüğünüzü yapan biri, bir kişi. Gara Gazi'yi oynayan Arap Ali karakterinde Ahmet Mümtaz Taylan var. Ahmet Mümtaz Taylan bu kişinin öldüğünü düşünüyor. Hikayedeki bu kişinin aslında yaşamadığını, öldüğünü düşünüyor. Gara Gazi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın onun 25 yıl sonraki haliyle oynadığını biliyor. Ama hepiniz bir masadasınız ve siz pek söylemiyorsunuz. Evet, söylemedim çünkü Mümtaz Taylan'ın kendine göre bir Arap Ali diye değiştirdiği Gazi kimliği vardı. O kendi kafasında zaten Doktor Kemal'in şoförünü çizmiş, oturtmuş, onu oynuyor. Onu doğrusu bozmak istemedim. Gazi abiye de işte bu senin 25 sene önceki halin diyerek ondan şöyle bir eleştiri alabilirdim. Nereden çıkarttın bunu şimdi? Ne alakası var? Doktorum derdi bana büyük bir ihtimalle. Çünkü birbirimizle ilgili yargılarımız çok özner. Bize ait yani. Onu nasıl gördüğümüzü biz kendi muhayyilemizde zaten bir yerde tutuyoruz, saklıyoruz, sonra onu yazıyoruz ya da oynatıyoruz. Gazi abinin 70'li yaşlarda gelip beni bulması orada, artık emekli olmuş, Kırıkkale'ye yerleşmiş bir adamın, sette birlikte vakit geçirmesi falan asıl beni çok etkileyen hal oydu. Müthiş bir şans tabii. 25 sene önce başınızdan geçen hikayeyi, uluslararası bir yönetmen ve çok sağlam bir ekiple gidiyorsunuz. Tekrar yeniden
yaşatıyorsunuz, hikaye ediyorsunuz ve o dünyayı seyirciyle paylaşıyorsunuz. Bu bana bir armağan gibi geliyor. Yani hayatımla ilgili bir armağan gibi geliyor. Bu asıl beni çok mutlu ediyor, hoşuma gidiyor. Sinemanın büyüleyici tarafı bu bence. Zamanı her seferinde yeniden icat etmek, kesmek, biçmek, mühürlemek. Zamanla tuhaf bir ilişkiyi kurabiliyorsunuz sinema vasıtasıyla. Durdurabiliyorsunuz onu. Yani bu yüzden mesela çok hoşumuza gidiyor bizim 50-60-100 sene önceki İstanbul filmleri. Yani Suadiye'yi görüyorsunuz, Bebeği görüyorsunuz, işte ne bileyim Taksim'i görüyorsunuz. Sanki yeniden size o şey İstanbul bağışlamış gibi geliyor. Şimdi bu şeydeki cinayet hikayesi bir zamanlar Anadolu'da geçen cinayet hikayesi sizin aslında 1984 yılında işte Kırıkkale Keskin'de hekimlik yaparken başınıza geçen bir olay ve çok ısrar ediyorsunuz aslında Nuri Bilge Ceylan'a da bu hikayeyi, senaryoyu işte filme aktarmasını. Nereden bir filizlendi de aklınıza geldi ve bunu siz Üç Maymun'da da birlikte çalışmıştınız Nuri Bilge Ceylan'la, hani senaryosunu falan yazmıştınız. Nasıl aklınıza geldi de bu hikaye, bu kadar ısrarınız neydi bir de yani? Israrınızda çok haklıymışsınız, onu gördük zaten. Yankıları çok güzel oldu. Epifani diye bir terim var. Epifani, aydınlanma anı. Epifani, tanrısal bir ışık diye de tarif edilebilir. İnsanın sonradan fark ettiği epifanileri vardır. Anında fark edemezsiniz, anlayamazsınız. Bir aydınlanma, bir tuhaf bir farkındalık oluşur ve siz sonra geriye dönüp baktığınızda o aydınlanmanın, o dönüşümün miladını, oluştuğu anı ancak çok sonra fark edersiniz. Benim bu hikayenin yaşandığı kasabada, o günün sabahında yaşadığım şey bir epifaniydi. Ben onu yıllar sonra fark ettim. Başka türlü bakmaya başladım ben hayata. O cinayet gecesinin, o olay gecesinin, o otopsi gününün sabahında. Ben başka biri olmuştum. Ben bunu daha sonra algıladım, fark ettim. Bu benim epifanimdi. Bunu anlattım. Zaten sinema bunların peşinde koşan bir sanat dalıdır. Sinema entrikalı öyküler anlatır. Popüler sinemanın işidir. Eyvallah. Ama benim kendimi içinde bulduğum, hissettiğim, orada olduğum zaman mutlu olduğum sinema biraz bu detayların, bu ayrıntıların, bu tür küçük epifanilerin peşinde koşan bir sinema. O yüzden niye çekelim bu filmi? Ne var bu filmde yani? Sabaha kadar bir grup adam ceset arıyor dediğinde Nuri Bilge'ye, ya ben o sabah başka bir adam olmuştum. Artık başka türlü dünyaya bakıyordum. Sesler kulağıma başka türlü çalınıyordu. İnsanlara başka bir gözle bakmaya başladım. Ben başka biri oldum dediğimde, tamam o zaman bunun filmi yapılır demişti. Bir de 25 yıl sonra hani aynı mekana, birebir aynı mekana gidip işte... Evet. Falan. Çok da fazla bir şey değişmiyor işte kasabalarda, işin kötü tarafı ya da işin güzel tarafı, çok fazla bir şey değişmiyor. Biz gittiğimizde kasabada değişen tek şey internet kafe açılmış sadece, bir de cep telefonu vardı. Onun dışında her şey aynı. Ev olarak kullandığınız yerde notere dönüşmüş herhalde. Tabii onlar değişir ama mekanlar duruyor, ilişkiler duruyor. O araçların aynısı orada devam ediyordu yine. Jeep, işte Renault, Murat Şahin neyse. Bunların hepsi duruyordu. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler bu yolculuğunuza. Tamam, yaramıştık. Kendinize iyi bakın. Bütün seyircilere ve dinleyenlere de buradan selam ve sevgi veriyorum. Yolun açık olsun iş. Görüşürüz. Görüşmek üzere.